Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var. Türkiye'nin adalete ve hukuka ihtiyacı var. Türkiye her geçen gün kötü yönetim sebebiyle her sabah kalktığımızda insanımızın fakirleşerek uyandığı bir ülkeye dönüştü. Türkiye artık yönetilemiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanları dahi birbirleriyle çelişiyor. Milletvekilleri saçma sapan ifadelerle milletle dalga geçiyor. Sayın Vekil, sizinle bir soru sormak istiyorum. Asgari ücret açıklandı. Öncelikle bunu nasıl buluyorsunuz? Sizce ücret yeterli mi? Ve Türkiye modeli ekonomisi deniyor. Türkiye modeli ekonomi deniyor. Siz bunda ne düşünüyorsunuz? Bir hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı Çin modeli ekonomi diyordu. Bir haftada ne değişti de Türk modeli ekonomi demeye başladılar? Nedir Türk modeli ekonomi? 20 yıldır ülkeyi başka bir parti mi yönetiyor? 20 yıldır ekonominin başında Recep Tayyip Erdoğan'dan başka birisi mi var? Ekonomiyi bilen benim diyen Recep Tayyip Erdoğan hayırdır? Yeni yazdığı ekonomi kitabında yeni bir model mi belirledi? Bu model nedir? Nedir bu model? Yani iktisadın kuralları bellidir. Dünyadaki iktisadi kurallar bellidir. Bunun dışında yeni bir kurallar mı geliştirdiler? Faiz düşük, yüksek kur diyorlar. Bu da ülkeyi batırıyor. Bu da ülkeyi batırıyor. Dolayısıyla baktığımızda, ülkenin şu anki haline baktığımızda hangi Türk modelinden bahsediyorlar? Neden bahsediyorlar? Hem Türk modeli ekonomiden bahsediyorlar, ülke kalkınacak diyorlar, hem de bir kısmı çıkıp diyor ki dış güçler ülkeye tezgah kuruyor, oyun kuruyor diyor. Nasıl oyun kuruyor? Bilinmeyen bir modele kim ne oyun kurdu? Türk modeliyle ülkeyi geliştirecekseniz Türkiye'de ekonomik kurtuluş savaşını kime karşı başlattınız? Maliye ve Hazine Bakanı diyor ki dış güçler yok, iç güçler piyasayı bu hale getiren diyor. Numan Kurtulmuş dün yaptığı açıklamada diyor ki muhalefet kadar biz de biliyoruz ülkede ekonomik sıkıntılar olduğunu diyor. Ülkede ekonomik sıkıntılar varsa sorumlusu kim? Sebebi kim? Asgari ücrete gelince 4250 lira verdikleri asgari ücret verdikleri gün 284 dolardı. Bugün 251 dolar. Verdikleri açıkladıkları gün 284 dolar olan asgari ücret bugün 251 dolar. 4250 lira asgari ücrete verdik tarihinin en yüksek rakamı %50 diyerek yalan konuşuyorlar. 95, 96, 97 ve 99 yıllarında asgari ücrete %100 zam yapıldı bu ülkede. Asgari ücrete zam yaparken parayı cebinden vermiyor ki Recep Tayyip Erdoğan. İşverenin parasını veriyor. İşverenin cebinden çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine tavsiyemiz şudur. Asgari ücrete %50 verdik diyene kadar o zaman buyursun emekliye ve memura da %50 versin takdir edelim.